Merhaba arkadaşlar. Şimdi iş güç arasında fırsat buldum size bir video çekeyim dedim. Ee, şöyle, öncelikle yani sınav sonuçlarınız hayırlı olsun. Yani sınav sonuçları açıklandı biliyorsunuz. İyi aldınız, kötü aldınız, sıralamanız düşük geldi, yüksek geldi, hiç önemli değil. Bakın, siz öncelikle kendinize değer verin. Öncelikle kendi sağlığınızı düşünün. Gerisi zaten olur bir şekilde. Peki bundan sonra ne yapmalıyız? İlk önce ben sınavla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Açıkçası sınav sonuçları ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Normalde biz hep diyorduk ki hani alan belirleyici oluyor. Alandan ne kadar yüksek yaparsan o kadar iyi oluyor. Hani yüksek puan alıyorsun diye. Ama bu sınavda şunu anladık. Sadece alan değil diğer derslerinde çok büyük önemli hani önemi olduğunu anladık. Ben mesela hep diyordum hani diğer dersleri ortalama düzeyde tutun. Alanı yüksek yapın sizin için yeterli olur. Bunun için halen daha e, bu sözümün arkasındayım. Diğer dersleri yani genel kültür, genel yetenek ve eğitimi belli bir değerin altına düşürmemek gerekiyor. Düştüğü zaman alanda ne kadar yüksek yaparsanız yapın emin olun sıralamanız çok çok düşüyor arkadaşlar. Ne yapacağız peki bundan sonra? 1 Eylül'e kadar size müsaade ediyorum 1 Eylül'e kadar. Dinleneceksiniz kafanızı dinleyeceksiniz eğer tatil yapacaksanız tatilinizi yapacaksınız ama en önemli mesele sınavın sonucunu düşünmeyeceksiniz zaten ilk 200'e giren hocaları e, içiniz rahat olsun yüksek ihtimal atanırsınız çünkü ben bu sene hani alımların e, geçen seneki gibi yani 45 bin alım olacağını düşünmüyorum geçen sene demeyeyim gerçi bu sene 45 bin aldılar ama 2024'ün Şubat ayında ben alım olacağını düşünüyorum ya da bu sene yerel seçimler olacağı için 2024'te yerel seçimler var biliyorsunuz. Yerel seçimlerden önce hemen önce aynı bu sene yaptıkları gibi hemen önce alım yapabilirler. Yerel seçimlerin tarihini de tam bilmiyorum ama mayıs ya da mayıs'ta olması gerekiyor. Aynı bu sene bize yaptıkları gibi size yapabilirler ama o şubat atamasını yapmazlarsa büyük ihtimal mayıs'ı bekleyecekler. İlk 200'e giren hocalarım Hani sizin içiniz rahat olsun. Tabii ki 250, 300'ler de rahat olsun. Ama ne yapacağız? Biz tedbirimizi alacağız. 200'den sonrası, hatta 201. kişi bile 1 Eylül'den itibaren zaten belirli bir derece yapmışsınız siz. 200. kişiye kadar gelmişsiniz. Yani sıralamanız 200, 201. Belirli bir temeliniz var. Peki ne yapacağız? Baştan başlayıp çalışacağız mı? Hayır. Baştan başlayıp çalışacak olanlar kimler? İşte ee, sıralaması 400'den sonra olanlar. 400'e kadar gelenler, 350-400 yapanlar arkadaşlar zaten belirli bir temelli olan insanlar. Dolayısıyla belli bir temel olan yani 400'e kadar olan kişiler ne yapacaklar? İşte hani bir deneme olabilir. Deneme üzerinden gidebilirsiniz. Ders denemesi çözebilirsiniz. Mesela tarih ders denemesi çözün. Eksik olan kısmını tamamlayın. Coğrafya ders denemesi çözün. Eksik olan kısmını tamamlayın. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama 400'den sonra olanlar tabii ki en başından başlamak zorunda. Çünkü e, biyolojide maalesef şöyle bir durum var. Hani başka bölümlerde işte... İlk bine girdiğiniz zaman rahatlıkla atanabilirsiniz diyebiliyoruz ama biyolojide öyle bir durum yok. Bazen 70 kişi bazen 100 kişi alabiliyorlar. Bazen bu sene olduğu gibi 450 kişi alabiliyorlar. Genelde atamanın yüzde %1'lik kısmına denk geliyor ama milli eğitim bu belli olmaz. Hani biz tamam yüzde %1'lik kısmına geliyor diyoruz. 20 bin atamada 200 kişi alırlar diyoruz. Veya 25 bin atamada 250 kişi 260 kişi alırlar diyoruz. Ama bu değişebilir. Bir anda bir biyoloji öğretmeni açığı oluşabilir Mesela 2015'te ben yeni mezun oldum senin Tam 1700 kişi aldılar Ve e, o zaman yanlış hatırlamıyorsam 70 ile falan kapatmıştı 70-72 ile kapatmıştı arkadaşlar Hani böyle çok çok yüksek alımlar da olabilir Biz ne yapacağız sadece eşeği sağlam kazığa bağlayacağız Dolayısıyla 200'den sonra olanlar 400'e kadar olanlar ders denemeleri çözerek ilerlesin ya da normal genel denemeler çözerek ilerlesin. Şubat ayına kadar. Şubat'ta hemen hemen belli olur ne olacağı. 400'den sonra olanlar en başından başlayacak. Bakın en başından çalışmaya başlayacak. Hem alanı hem diğer dersleri ilerletecek. Peki bunu nasıl yapacak? Belirli bir temeliniz var mı? İlk önce bunu belirleyeceksiniz. Mesela YKS sorularını kolaylıkla çözebiliyor musunuz? Eğer çözebiliyorsanız sizin temeliniz var demektir. Ama sadece bir konu olarak düşünmeyin, tüm konuları düşünün. Mesela 2023 çıkmış YKS sorularını alın elinize. İşte onlar zaten tamamı yayınlanıyor ÖSYM'nin sitesinde bulabilirsiniz. Hem TYT'yi hem AYT'yi çözün. Eğer çözebiliyorsanız sıkıntı yaşamıyorsanız sizin temeliniz var demektir. Ben hepsini çözmenize gerek yok. Mesela şöyle düşünün. E, toplam kaç tane soru var? 19 tane soru var. 19 tane sorunun 15 tanesini 14 tanesini çözebiliyorsanız sizin temeliniz var demektir. Ne yapacaksınız? 2023 videolarımdan ben YouTube'da arkadaşlar 2024 ÖABT Biyoloji diye bir oynatma listesi hazırladım. Ve benim bundan önceki bir önceki videomu izleyin. O videonun açıklama kısmında temeli olan hocalarım için dediğim bir program var. O programda 2023 videolarımla hazırladığım bir programdır arkadaşlar. O programla ne yapıyorsunuz? Hem alanı hallediyorsunuz hem de tarih, coğrafya ve vatandaşlığı hallediyorsunuz. 90 günlük bir süre yani 3 aylık bir programdır bu. Belli bir tarih yok. Birinci gün, ikinci gün şeklinde gidiyor. Onun yanında ben eğitim bilimleri ile ilgili de bir program hazırlayacağım ama biliyorsunuz şu an yerleşme olayları var. Hani atandığım yere geldim evimi yerleştiriyorum. Gerçekten çok zor bir süreç ama keyifli bir süreç. Umarım en yakın zamanda sizler de bu sıkıntıyı yaşarsınız diyeyim. Sıkıntı evet yerleşmek büyük bir sıkıntı ama gerçekten tatlı bir sıkıntı. Umarım sizler de yaşarsınız. Peki temel olanlar bu şekilde yaptı. Olmayanlar ne yapacak? Yani YKS sorularını aldınız. E, baktınız 10 sorudan fazlasını çözemiyorsunuz veya 9 sorudan fazlasını çözemiyorsunuz o zaman yeterince temeliniz yok demektir. Önce temel oluşturacağız size. Benim yine bir önceki videomun açıklama kısmında eklediğim bu videonun açıklama kısmını da ekleyeceğim aslında hani öyle daha iyi olur öyle sizi bir önceki videoya yönlendirmeyeyim. Bu videonun açıklama kısmına temeli olmayan hocalarım için dediğim bir program ekleyeceğim. Onu da 2022 videolarımla hazırladım arkadaşlar. 2022 videolarımı da ben yeni bir oynatma listesi yaptım. Oynatma listesinde temeli olmayan hocalarım için diyor. Tamam mı? Oradan ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz o programa göre. Ayrıca bu programda temeli olmayan hocalarım için olan programda da hem Türkçe hem de matematik de var. Yine 70 günlük bir sürede de bunu halledebiliyorsunuz. Eğitim bilimleri ilgili dediğim gibi bir program hazırlayacağım. Ben ne zaman video çeksem böyle üstüne geliyor arkadaşlar aramalar. Kusura bakmayın nerede kaldığımı da unuttum. Ee, en son şunu diyordum sanırım temel olmayan hocalarım da bu şekilde takip edecek yani YouTube'daki o videodan. İşte temeli olmayan hocalarım için olan oynatma listesinden takip edeceksiniz arkadaşlar. Zaten ben hani beni Instagram'dan da takip edin. Hikayelerimi özellikle. Ben normalde çok fazla gönderi paylaşmıyorum. Hikayelerimi takip edin. Oradan bilgilendirmeler de yapıyorum. Eğer program hazırlarsam o programı da yine Instagram'dan duyuracağım. Ayrıca açıklama kısmını da bırakacağım. Eğitim bilimleriyle ilgili olan. Şimdi ben şuna değinmek istiyorum. Dün bir hocamız yazdı. Hocam da dinleyecektir beni illaki. Hani gece de gerçekten uyuyamadım. Uykum kaçtı. Hocam dedi ben hani sıralamam dedi düşük geldi dedi. Ve e, ailem bana dedi çok kötü hakaretler etti dedi. Sizler de bir çoğunuz ebeveynsiniz. Yani hani çoluğunuz çocuğunuz var. Ben ailemden şu zamana kadar hiçbir sınavla ilgili öyle bir kelime hani öyle aşağılık kelimeler duymadım açıkçası. Ben buradan hem size hem de o hocama da söylemiş olayım. Kesinlikle kimsenin ne söylediğini takmayın arkadaşlar. İster anneniz olsun, ister babanız olsun. Hiç kimsenin ne söylediğini takmayın. Burada belki o hocamın annesi babası dinlemeyecek ya da sizin anneleriniz babalarınız dinlemeyecek. Sadece hocamın değil, sizin de anne babanız veya etrafınızdaki kişiler bu şekilde davranmış olabilir. Sizin yapacağınız şey şu. O şekilde davrandı mı? Evet davrandı. Üzüldünüz mü? Üzüldünüz. Herkes üzülür. Ben de üzülürüm tabii ki. Yani dediğim gibi hani dün gerçekten saat 1-1.30 benim uykum kaçmıştı ki o kadar yorgun olmama rağmen. Bu şekilde kimsenin kimseye davranmaya hakkı yok. İster anne olsun ister baba olsun. Ben de bir anneyim. Bir çocuğa e, ki benim çocuğum küçük 3 yaşında. Hani sen yapamazsın, sen beceremezsin sende kapasite yok, senin kapasiten bu şekilde gibi Aşağılayıcı cümleler kurmak onu sizden uzaklaştırır. Şu an anne babalar dinliyorsunuz beni. Eminim içinizde böyle yapanlar yoktur ama etrafınızda vardır veya kendi anne babanız belki bu şekilde davranıyordur size. Bu videomu açın. Özellikle bu kısmını onların yanında lütfen yüksek sesli dinleyin. Hiçbir sınav, hiçbir sonuç sizin çocuğunuzdan daha önemli değil. Çocuğunuzun sağlığından daha önemli değil. O yüzden kalp kırmaktansa kalpleri yapmaya lütfen çalışalım. Hani bu şekilde devam edelim. Ben anne babalara bunu söylüyorum. Ben de bir anneyim. Benim de anne babam var ve ben anne babamdan bu zamana kadar böyle şeyler duymadım bir sınav için. Ben bekarken atanamadım. Evlendikten sonra atandım. Hani bu benim annem babam şöyle dedi bana. Hani biz elimizden geleni yaptık seni okuttuk sana destek verdik bundan sonrası senin yapacağın iş işte ister şimdi atanırsın ister sonra atanırsın ben ne yaptım evlendikten sonra atandım nasip de böyleymiş ama e, şartlar da bu şekilde gösteriyor hani bazen bazı insanların şartları uymayabiliyor o sizin çocuğunuz sizin evinizde bir fazlalık değil sizin e, köleniz değil dolayısıyla hiç kimseye Gerek çocuğunuza gerek başka birine böyle davranmaya hakkınız yok. Eşinize karşı çocuklarınıza karşı lütfen daha saygılı daha anlayışlı olun. Ee, ben dediğim gibi hani dünden beri bunu düşünüyorum. Hani bir anne baba nasıl bu şekilde davranabilir diye ya da bir eş ya da bir akraba bu şekilde davranamaz. Hiç kimsenin kimseye böyle yapma hakkı yok. İçiniz rahat olsun. Biri size kızdı bağırdı üzülebilirsiniz. Ağlayın. Ben ağlayarak genelde hani içimi rahatlatıyorum. Sizler de öyle yapın arkadaşlar. Sabah kadar, içiniz çıkana kadar ağlayın. Kimse de görmesin isterseniz duysun fark etmez. Ondan sonra sabah uyanın. O gün yeni bir gündür. Sizin için yeni bir başlangıçtır. Dolayısıyla yeni güne, yeni başlangıçlara daha mutlu bir şekilde uyanın ve Geride yaşananları arkanızda bırakın, takmayın kafanıza. Çünkü size sizden başka yardımcı olabilecek kimse yok. İster anne, ister baba, ister evlat, ister çocuk, ister eş fark etmez. Size sizden başka yardımcı olabilecek hiç kimse yok. Tek yardımcı olabilecek kişi Allah'tır inananlar için. Allah'a sığının, size bu şekilde davrananları da Allah'a havale edin. Zaten onlar karşılarına çıkıyor. Yani size karşı yaptıkları onların da karşısına çıkıyor. Çok konuştum, kusura bakmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Benim söylediklerimi lütfen dikkate alın. 200'den sonraki hocalarım deneme çözmeyi unutmayın. 1 Eylül'den itibaren yani günde tek bir ders için bir deneme çözseniz bile sizin için yeterli olacaktır. Çok fazla abartmanıza gerek yok. Ama 400'den sonraki arkadaşlarım lütfen en başından çalışmaya başlayın. 1 Eylül'de birlikte başlayacağız. Instagram'da yazacağım ona göre. Yani yoklama alacağım kimler başladı kimler başlamadı diye. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.